kesme işareti. Animoniğimizde kesme işaretini padişah kesme işareti yaptığında celladın ekleri kesmesiyle göstereceğiz. Kes! Yaşasın, yaşasın! Eklerimiz ayrıldı! Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Atatürk'üm, Fatih Sultan Mehmet'e, İrem'in Gül Baba'ya, Sultan Ana'nın Yunus Emre'yi, Refik Halit Karaymış, Namık Kemal ise Kenan'dır. Animoniğimizde özel adları Kenan adındaki karakterimiz temsil edecek. Kişi adlarından sonra gelen ünvanları getirilen ekleri ayırmak için konur. Kıvanç Bey'e, Tuğba Hanım'dan Mahmut Efendi'ye, Uluç Paşa'ya. Animoniğimizde kişi adlarından sonra gelen ünvanları Kıvanç Bey ve Uluç Paşa temsil edecek. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. TBMM'nin, TDK'nın, MB, BMD, ABD, TV'ye. Not: Kurum ve kuruluş isimleri yalnızca kısaltıldıklarında eklerinden ayrılırlar. Animoniğimizde kısaltmaları TBMM, TDK ve MEP binası temsil edecek. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 1985'te 8. madde 2. kat 7,65'lik 9,65'lik. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Animoniğimizde sayıları, başları sayıdan oluşan karakterlerimiz temsil edecek. Konuşmada ya da ölçü nedeniyle şiirde düşen sesleri göstermek için kullanılır. Acep dünyada var mola. Ne oldu? Ne oldu? Animoniğimizde konuşmada düşen sesleri göstermek için ne oldu sorusundaki E sesi düşecek. Şimdi de animoniğimizi görelim. Bir gün bir ülkede ek adı verilen mikroplar türer. Bu ekler bazı insanların, ünvanların, kısaltılmış isimlerin, sayıların ve bazı seslerin üzerine yapışıp onları rahatsız ederler. Halk bu durumu padişaha söyler, padişah da askerlerine emir verir ve bu eklerin bulaştığı herkesi toplayıp sarayın meydanına getirtir. Bunların başına da bir cellat geçer. Padişah cellada kes işareti yapınca cellat ekleri keserek ayırır. İlk olarak adına ek bulaşmış bir adam gelir. Padişah, söyle bakalım evladım, derdin nedir? Padişahım, benim adım Kenan. Ben bu adıma bulaşan eki tanımıyorum ama bu kimin eki diye sorulunca herkes Kenan'ın diyor. Ben bu ekin benden ayrılmasını istiyorum. Kes! Yaşasın! Ekten kurtuldum. Padişahım, bu adamın adı Uluç Paşa. Bu ek denilen illetler ikimize de bulaştı. Bana ve Uluç Paşa'ya bulaşan bu eklerin ayrılması gerekir. Kes! Yaşasın! Yaşasın! Yaşasın. Eklerimiz ayrıldı. Padişahım, ben yazarım. Yazdığım yazılarda sayfadan ve zamandan tasarruf etmek için bazı isimleri kısaltarak yazarım. Ama görüyorum ki ekler kısalttığım isimlerin de üzerine bulaşmış. Ben bunları nasıl yazarım? Lütfen bana yardım edin. Sakin ol evladım. Hangi kısaltılmış isimlermiş bunlar? Getir de ayıralım eklerinden. Bakın padişahım, bunlar Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu gibi kurum ve kuruluş isimleri kısaltılmadıkça eklerin birleşmesinde bir sakınca yoktur. Ancak benim kısalttığım şekliyle TDK, MEP ve TBMM yazıyor ama lekeler bulaştığı için bunları tarif etmek pek mümkün olmuyor. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Kısaltmalarımı kurtardınız. Sayılar geldi. Yüce padişahımız, bu eklerden bir türlü kurtulamadık. Bizi çok çirkin gösteriyorlar. Lütfen bize yardım edin. Kes! Hı?
Sen ne yaptın? Düşürdüğün ünlü harf mikrop kaptı. Kes! E harfini düşürdüğün için kestik. Şimdi sorunu bu harf olmadan yeniden sor. Ne oldu burada? Seni ilgilendirmez. İşinin başına dön. Bir daha sesli harf düşürürsen kes işareti yaparım, cellat da dilini keser. Hızlı bir tekrar edelim. Cellat padişahın kes işaretiyle ekleri keserek ayırır. İlk önce özel adları temsil eden Kenan'ın ekini kesti. Ben bu ekin benden ayrılmasını istiyorum. Kes! Yaşasın! Ekten kurtuldum. Ardından kişi adlarından sonra gelen ünvanları temsil eden Kıvanç Bey'e ve Uluç Paşa'ya bulaşan ekleri kesti. Padişahım, bu adamın adı Uluç Paşa. Bu ek denilen illetler ikimize de bulaştı. Bana ve Uluç Paşa'ya bulaşan bu eklerin ayrılması gerekir. Kes! Yaşasın, yaşasın! Eklerimiz ayrıldı. Daha sonra yazarın kısaltmalarındaki TDK'nın MB ve TBMM'deki ekleri kesti. Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu gibi kurum ve kuruluş isimleri kısaltılmadıkça eklerin birleşmesinde bir sakınca yoktur. Ancak benim kısalttığım şekliyle TDK, MEP ve TBMM yazıyor ama lekeler bulaştığı için bunları tarif etmek pek mümkün olmuyor. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Kısaltmalarımı kurtardınız. Yazarın hemen ardından gelen sayıların eklerini de kesti. Yüce padişahımız, bu eklerden bir türlü kurtulamadık. Bizi çok çirkin gösteriyorlar. Lütfen bize yardım edin. Kes! Ve son olarak, burada ne oldu diye sormaya gelen askerin düşürdüğü E sesini kesti. Sen ne yaptın? Düşürdüğün ünlü harf mikrop kaptı. Kes! Şimdi kısa bir süre için videoyu duraklatınız ve izlediğiniz animoniyi hayalinizde yeniden canlandırmaya çalışınız. Sanki zihninizdeki bir ekranda yeniden izliyormuşçasına. Şimdi de çıkmış sorumuzu görelim. 2018 TYT. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Pamukkale travertenleri Denizli'mizin önde gelen turistik değerlerindendir. Animonimizde Kenan isminin eki ayrılmıştı. Bu canlandırma bize özel adlara gelen eklerin ayrıldığı bilgisini anımsatıyor. A seçeneğindeki Denizli bir şehir ismidir, yani özel bir isimdir. Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu yüzden buradaki kullanım doğrudur. C. Ferhunde Hanım'dan gelen son mektubu ailecek sevinç içinde okuduk. Animonimizde Kıvanç Bey'e ve Uluç Paşa'ya bulaşan ekler ayrılmıştı. Bu canlandırma bize kişi adlarından sonra gelen ünvanların kesme işaretiyle ayrıldığı bilgisini anımsatıyor. O halde Ferhunde Hanım ismindeki hanım bir ünvandır. Bu yüzden hanım ünvanından sonra gelen dan ekinin ayrılması doğru bir kullanımdır. D. Üniversitemizde tek ders sınavlarının 30 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Animonimizi anımsayacak olursak, sayı karakterlerimizin arasında tarihlerin yazımını temsil eden 19 Mayıs'ta karakterine bulaşan ta eki ayrılmıştı. O halde tarihlere gelen ekler de ayrılır. Dolayısıyla 30 Haziran'da doğru bir kullanımdır. E. TDK'nın bir görevi de geçmişte yazılmış eserleri günümüze kazandırmaktır. Animonimizde kurum kısaltmalarına yapışmış ekler kes işaretiyle ayrılmıştı. Öyleyse buradaki kullanım doğrudur.
Bu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda uzun uzun tartışıldı. Animoniğimizde yazarın kurum ve kuruluşların kısaltmalarına bulaşan ekleri ayırmak için yardım istediğini anımsıyoruz. Peki yazar neden sadece kısaltmalara bulaşan ekleri ayırmak istemişti? Çünkü kurum ve kuruluşların özgün adlarına gelen ekler ayrılmıyor, yalnızca kısaltmalarına gelen ekler ayrılıyordu. Bu bilgilerin ışığında E seçeneğindeki TDK'nın doğru bir kullanım olmasına karşın B seçeneğindeki Bakanlar Kurulu'nun ifadesi yanlış bir kullanımdır. Çünkü burada bir kısaltma kullanılmamıştır. Bu yüzden doğru yanıt B seçeneğidir.